Oto aksesuarında son moda. Otomoda'nın sunduğu müziğin ritmi başlıyor. Türkiye'nin sesi kanal ekranlarından, müziğin ritminden herkese bir kez daha mutlu bir hafta diliyorum. Serkan ben, her hafta olduğu gibi bu hafta da müziğin ritminde yine sadece müziği konuşacağız. Müziğin ritminde bu haftaki konuğumuz Türk pop müziğinin yepyeni isimlerinden bir tanesi sevgili Ela olacak. Dilerseniz arkadaşlarımızın Ela için hazırladığı videoyu izleyelim, ardından sohbetimize başlıyoruz. Müziğin ritmi başladı. Ah düşemez yağmurlar böyle. Pop müziğin yepyeni sesi Ela. Müzik onun için çok küçük yaşlarda abisini dinlerken başladı. Ne komedi, ne romantik, ne yavaşlayan sahnelerde. Öğrenciliğini geçirdiği Ankara'ya geldiğinde ise Fresh isimli grupla uzun yıllar sahne aldı. Ve ilk Göz Ağrısı Bitmesin albümünü de bu yıl raflara yerleştirdi. Nasıl? Sekiz şarkının sözleri ona ait olmak üzere albümde 9 şarkısı var ve Ela albümü için böyle bir hüzün aşk filmlerine bile ağır gelir diyor. Ne komedi, ne romantik, ne yavaşlayan sahnelerde. Ah düşemez yağmurlar böyle. Albümün ilk video şarkısı İnkar'ı Meyli ile Ankara'yı anlatan Ela, bu hafta müziğin ritminde de tüm bilinmeyenlerini anlatacak. Sahnelerde. Pop müziğe yeni ve uzun soluk olacak Ela bu hafta Kanal A ekranlarında Serkan Kızılbayır'ın konuğu. Ah düşemez yağmurlar böyle. Ah kopamaz gökten öfkeyle. Merhabalar, ben Ela. Kanal A ekranlarında müziğin ritminde Serkan'ın bu haftaki konuğu benim. Sakın kaçırmayın. Evet, ekran başında sizler de izlediniz. Müziğin ritminde bu haftaki konuğumuz sevgili Ela. Öncelikle hoş geldin, hayırlı olsun. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Her şey yolunda. Her şey yolunda, koşturmaca devam. Bugün bir lansman var. Evet. İstersen onunla başlayalım konuşmaya. Birazdan sahne alacaksın. Sahne öncesinde seni yakaladık. Evet. Şimdi tabii bu albümün ilk konseri olduğu için benim için çok büyük bir önem taşıyor. Heyecanı daha bir başka. Tabii yıllardır şimdi sahneye çıkıyorum ama bu herhalde insanın kendi hani ismiyle yapacağı bir konser olduğu için daha bir beni şey yapıyor, heyecanlandırıyor diyeyim. Ayrı heyecan var. Kesinlikle. Dilersen klasik soruyla hemen devam edelim programa. İlk kez seni çünkü müziğin ritminde konuk alıyoruz. Müziğe başlaman nasıl oldu? Müzikle nasıl tanıştın? Aslında müzikle iç içe olan bir aileden geliyorum. Babam bir müzik geçmişine sahip. Abim aynı zamanda gitar ve ut çalıyor. Biraz özenerek başladım aslında abime. Çok büyük bir etkisi var. Ortaokul yıllarında işte gitar çalmaya çalışarak başladım aslında müziğe. Hı hı. Sonrasında tabii üzerine bir şeyler koyarak kopmadan devam ettim. Şimdi ben notlarıma şöyle bir göz atıyorum. 2004'te yanılmıyorsam ODTÜ'yü kazanıyorsun. Ankara'ya yerleşiyorsun. Evet. Sonrasında zaten müzik kariyerin bir şekilde başlıyor. Evet. Aslında
tesadüfler eseri ilerlemeye başladı. 2005'te Plan B grubuna dahil oldum. Plan B iyi bir yerlere gelmeye başladı giderek. Hani ilk başında hani albüm yapacağım gibi bir fikrim yoktu. Fakat her şeyin iyi gitmesi beni buraya sürükledi diyebilirim. Sonrasında tabii Fresh geldi 2008'de. Ankara'da güzel bir etki yarattı Fresh. Hani çok ses getirdi. Bunun da sonucunda artık böyle her şey şekillenmeye başladı benim açımdan. Müzik kariyerim bu şekilde devam etti. Bir ara vereceğiz, sonrasında yeni albüm konuşacağız. Müziğin ritmine çok kısa bir ara, birazdan buradayız.